Ay 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 ay. Nemzuz'da abim vuruyor ya. Üstün sektörü kartala. Ne diyorsun lan? Konuşma lan falan. Lan patakite. Signore, signorita, gordik materi, perge falan diyordu. Ne oluyor ya falanlar oldu. Aleyküm selam. Kesme ben kendi ellerimle soyuyorum. Dokunma bana. Saygı gösterin mahkemeye biraz. 992'ye 60 davacı Nebahat Işık. Namusumuz, vicdanımız, insanlığımız ben Osman. Tabii. Başka ne olacağını sanıyordun? İmkansızı yakalamak istiyorsan elini kirletmekten kaçınmayacaksın. Efendim gördüğünüz gibi bölüme özel siyah beyaz giyindim. Siyah beyaz giyinmemizin elbette bir sebebi var. Bildiğiniz gibi Beşiktaşlıyım. Saçlarımız da beyaz tabii bu arada. Biz de Beşiktaş aslında bir sülale geleneği. Rahmetli amcam da benim hasta Beşiktaşlıydı. Allah uzun ömür versin. Babam da hasta Beşiktaşlı. Biz de o gelenekle Beşiktaşlı diyerek ta bugünlere kadar kendimizi getirdik. Bizim Beşiktaş camiasında, bizim aile ve sülale camiasında kutsal olanlar var. Beşiktaş'ın ismi rahmetli Süleyman Seba ve Sergen Yalçın. Bu üçgen bizim Beşiktaşlılığımızda en değerli üçgenimiz. Çünkü hepsi çok kıymetli. Özellikle rahmetli Süleyman abi sadece Beşiktaş'ın değil, Türk futbolunun onursal başkanıydı. Tam İstanbul beyefendisi denen jargonun karşılığıydı rahmetli Süleyman Seba. Yıllar önce Eskişehir'de Mor Menekşeler diye bir dizi çekiyorduk TRT'ye. Tam o Mor Menekşeler dizisini çekerken Beşiktaş başkanı Yıldırım Demirören Beşiktaş'ı bıraktı. Beşiktaş büyük bir kaosun içine girdi. Zaten maddi anlamda tüm kulüplerde olduğu gibi büyük sıkıntılar varken onun ayrılışıyla Beşiktaş daha büyük bir sıkıntıya girdi ve bir süre Beşiktaş kongre yapacak ama kim aday olacak diye bir sürü isimler konuşuluyordu ve biz bakalım ne olacak falan filan tabii bunu tartışıyoruz kendi aramızda. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler benim Beşiktaş'ta olduğumu bildikleri için bana devamlı abi elini taşın altına sokman lazım. Niye başkan olmuyorsun abi? Ulan oğlum deli misiniz, divane misiniz? Benim başkanlıkla ne işim olabilir? Kaldı ki ben Beşiktaş'ın daha kongre üyesi bile değilim. Gerçi 2-3 defa başvurdum üye olmak için. Nedense kabul etmediler. Beşiktaşlılığımı yeterli görmemiş olacaklar zannediyorum. Ondan sonra da vazgeçtim. Dedim ki ben Beşiktaşlı olarak kalayım. Beşiktaşlı olmak benim için zaten en büyük ünvan. Herhangi bir grubun, herhangi bir yerin adamı değilim. Onun için de Beşiktaşlı olmakla her zaman gurur duyuyorum. Dediler ki abi elini taşın altına sok. Oğlum ben nasıl elimi taşın altına sokarım? Ben bir kere dedim yani param yok, pulum yok, iş adamı değilim. Beşiktaş'ın durumu vahim. Ne yapacağım, ne edeceğim? Olur mu abi? Akşam yemeklerinde devamlı gazlar. Başkanım demeye başladılar bana. Benim de haberim yok. O arada Twitter'da bizim Umut Kurt sağ olsun sayfa açtı benim adıma falan. Bir gün sete geldim. Bana dediler ki abi trend topik olmuşsun dediler. Ulan trend topik kötü bir şey herhalde diyorum yani. Dedim oğlum trend topik ne lan? Trend topik en çok konuşulan dediler. Allah Allah ne yapmışım da en çok konuşulmuşum? Birisi Zafer Algöz başkan Beşiktaş şampiyon diye altına da Zafer Algöz Beşiktaş'a başkan olsun diye teklemek mi diyorlar ona? Teklemek. Ha yapmış. Abi biri RT yapmış. Yakışır abime, yakışır, bakışır falan filan. Bir anda Zafer Algöz Beşiktaş'a başkan olsun. Güldük geçtik falan ama bu arada tabii ben Eskişehir'de bir yere gidiyoruz set bitiminde yemek yiyoruz falan. Çocuklar bana devamlı başkanım diyorlar. Kapılar açılıyor, arabanın arka kapısı açılıyor. Ben bir ara havaya girdim dedim. Dedim galiba başkanım lan. Yani... Ondan sonra işte çıkışta falan böyle cep telefonlarının ışıklarını açıyorlar yüzüme. Gazeteciymiş gibi röportaj yapıyoruz tamam mı? Eskişehir'de otelin önünde, meyhanenin içinde. Başkanım ne olacak Beşiktaş'ın hali falan. Ben de ileriye dönüp planlarımı anlatıyorum. Arkadaşlar şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Beşiktaş camiası rahat olsun diyorum. Kendimi havaya soktum yani. Tamam başkanlık böyle bir şey yani demek. Her Allah'ını seven başkanım diyor. Şimdi garsonlar da. Çocuklar hep başkanım deyince onlar da başkanım çayınız başkanız onlar da başkanıma girdiler. Dükkandan çıkıyoruz kapılar açılıyor koruma görevi yapıyorlar arabaya binerken kafamı tutanlar falan hani çatıya vurmasın başkanım diye. Bir iki üç gün boşluk oldu abi İstanbul'a geldim. Öğlen bir kalktım 2-3 defa telefon çalıyor Allah Allah kim tanımadığım numara ama ısrar ediyorlar. TV8'den mi ne bir yerden arıyorlar aradım. Ya Zafer Bey sizi dediler canlı yayına davet etmek istiyoruz yarın. Hayırdır dedim. No, nedir mesela? Yok Beşiktaş'ın durumunu konuşmak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı sizi çok seviyor. Gelip Beşiktaş konusunu konuşalım ne olur falan filan bilmem ne dedi. Kıramadım. İyi peki geleyim dedim. Sabah araba gönderdiler gittik.
Ondan sonra canlı yayında Beşiktaş'ı konuştuk. Dediler ki siz trend topik oldunuz. Beşiktaş taraftarı sizi başkan olarak görmek istiyor. Diyelim yani oldunuz başkan. Parayı nereden bulacaksınız dedi bana. Ben de dedim ki hayatta dedim paradan daha önemli itibar vardır dedi. Süleyman abinin dedim parası pulu yoktu ama itibarı vardı. En azından kredisi vardı. Yani Süleyman abi kimse kırmaz. En başta da Rahmi Bey mesela, Rahmi Koç Beşiktaş'a çok büyük yardımları dokunmuştur ve her zaman bir biçimde Beşiktaş'ın zor durumlarında hep sahip çıkmıştır. Dedim ki ya insan hayatta itibarı söz konusudur. Parayı her yerden bulursun. İtibar kaybetti mi yerine koyamazsın. Tamam ama işte dedim orada da anlattım. Ben dedim yani Beşiktaş'a nasıl başkan olurum? Kongre üyesi değilim. Yine tabii beni gaza getiriyorlar. Diyorlar ki abi olur mu ya? Yönetim kurulu toplanır, karar alır. Bütün Beşiktaşları toplarız. Deriz ki babacığım dışarıdan başkan geliyor. Allah Allah falan. Abi canlı yayın bitti. Yüzlerce mesaj. Yürü abi arkandayız. Başkanım yakışır. Adam, adam, adam. Ondan sonra kartalım abi büyüksün. Didin, didin falan. Ankara'da müteahhit arkadaşım var. Kulakları çınlasın. Zafer abi Ankara'da hemen 50 tane taksi çıkarayım üstünde resimlerin olsun dedi. Gezdirelim dedi. İsmail Bozkuş kulakları için. İsmail dedim kurban olayım yapma durum. Hakikaten ciddiye gidiyor yani. Tabii bu gelen 50 tane mesajın, 100 tane mesajın mesela 95'i 96'sı yürü abi adamsın adamsın arkandayız. Reis peşindeyiz bunlar var. 5-6 tane de itidalli davranmayı tavsiye edenler var. Oğlum aklını mı yedin bırak lan. Senin işin var gücün var. Kulüp başkanlığı yapmak kolay iş mi? Bütün vaktini alır. Perişan olursun. Ne yapsan kimseye yaranamazsın. Böyle itidalli davrananlar da var. Neyse bir telefon daha çaldı. Baktım hiç tanımadığım numara açmadım. Israrla arıyor. Buyurun dedim. Zafer Bey merhabalar dedi. Merhabalar dedim. Efendim müsaitseniz başkanım Süleyman Seba sizle görüşmek istiyor dedi. Allah Allah. Süleyman Seba beni niye arasın ki? Dedim kesin beni kafaya alıyorlar birileri. Anladın mı hani mesela? Gökhan'la Candaş anlaştılar. Ya da Mehmet biriyle şaka yapıyor. Diyor ki lan Zafer abi Süleyman Seba gibi işlet falan diye. Ben de gayet lavabali telefonda ha ha tamam canım dedim kapattım. Biraz sonra bir daha aradı. Dedi ki Zafer Bey bağlantı kesildi galiba dedim. Kimi arıyorsun dedim. Zafer Algöz'ü arıyoruz. Kim konuşacak? Efendim müsaitseniz başkanım Süleyman Seba sizle görüşmek istiyor dedi. Bağla bakalım dedim. Şimdi ben de bekliyorum kim çıkacak karşısına diye. Evlat merhaba nasılsın dedi. Ben bir anda... Bir anda böyle cep herkülü oldum, küçüldüm. Böyle başkanım buyurun falan oldum ben. Buyurun efendim dedim. Evladım dedi az önce dedi seni televizyonda seyrettim dedi. Beşiktaş üzerine konuştun, Beşiktaşlılık üzerine konuştun. Benimle ilgili o kadar güzel şeyler söyledin ki çok mutlu oldum dedi. Sana dedi teşekkür etmek için dedi telefonunu buldurdum. Çok zarifsin, çok çok teşekkür ediyorum. Uygun bir zamanın olursa senle bir oturup bir iki saat bir sohbet etmek isterim dedi. Dedim başkanım ne demek şeref duyarım dedim. Ne zaman dedi müsait olursun dedi. Siz dedim ne zaman isterseniz, isterseniz bu akşam, isterseniz yarın akşam. Bu akşam olur mu dedi, olur dedim. Nerede buluşalım dedi, Bordo'da buluşalım dedim. Vay sen Bordo'yu biliyor musun dedi. Dedim Bordo'yu kim bilmez, Bordo'yu biz senin sayende tanıdık zaten. Tamam dedi, Bordo'da buluşalım. Akşam kaçta? Akşam 8'de buluşalım dedi. Tamam dedim. Dedim Süleyman abi ayıp olmasın diye erken gideyim dedim ben. Tam böyle 8'de değil de daha önce gideyim dedim, ondan önce gideyim. Ben saat 7.30'da gittim, o da benden önce gelmiş bana ayıp olmasın diye. Orada oturuyordu. Bir baba oğul gibi 2 saat sohbet ettik. Beşiktaş'ın tarihini anlattı. Beşiktaş'ın yaşadığı badireleri anlattı. Gelecekteki seçim de neler olabileceğini anlattı. Tabii birçoğunu burada anlatmak istemiyorum. Bazıları aramızda özel yani Beşiktaş'a kötülüğü dokunanları da anlattı. Beşiktaş'a iyiliği dokunanları da anlattı. Dedim başkanım peki benim adaylık ne olacak dedim. Şu anda durum vahim. Şu anda durum vahim evladım dedi. Vallahi aday olanların birçoğuna bakıyorum ben de tanımıyorum ama bir tek Fikret Orman'ı tanıyorum dedi. Şu anda dedi bir tek aklı başında konuşan da o. Bence dedi Fikret Orman'a bir şans vermek lazım dedi. Beşiktaş'ı iyi bir seviyeye getirsin falan diye. Biz yine Beşiktaş konuşurken birdenbire iki tane taksi durdu peş peşe. Bizim bütün Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı muhabirler akşamüstü rakısı yapmaya gelmişler. Faik abiler, Maik abiler falan. Onlar bize doğru gelmeye başlayınca böyle kolumu sıktı dedi ki artık Beşiktaş konuşmayalım dedi. Mık. Gel zaman git zaman biliyorsunuz Beşiktaş'ın yeni stadı açıldı. Yeni stat açılmadan önce tebeli mebeli atılmıştı. Daha böyle hani bir şekillenmişti. Çok isterdim Süleyman abi rahmetli yeni stada gelsin hani Beşiktaş'ın ilk maçını görsün diye. Süleyman abinin vefat haberi geldi. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir an var mesela. Beşiktaş kulübünden Süleyman abinin cenazesini Beşiktaş taraftarı omuzlarda getirdi. Şimdiki o büyük otelin olduğu tepeden, Beleştepe'nin olduğu yerden aşağı doğru inerken yaklaşık 5000 kişi vardı o sıcakta. Gelenlerin çok büyük bir çoğunluğu
başka takımların da taraftarıydı. Yani üstünde Sakaryaspor forması olan vardı, Bursaspor vardı, Beşiktaş zaten vardı. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu herkesin onursal başkanlığı uğurlamaya gelmişti insanlar. Hayatımda gördüğüm en muhteşem cenaze töreniydi. Yani Süleyman abi hakikaten şanına yakışır bir biçimde uğurlandı. Allah mekanını cennet etsin. Onun gibi bir başkana sahip olmak zaten bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Kaldı ki bu vesileyle ben de bir iki saat oturup sohbet etmek, birlikte konuşmak, hatta bir dublede rakı içme şansına sahip oldum. Çok büyük adamdı. Mekanı cennet olsun. Şimdi konu Beşiktaş'tan açılmışken bir de bizim taraftarlıklarla ilgili ve deplasman maceralarımızla ilgili şeylere temas edeyim. Burada abi alınacak bir şey yok. Abi Beşiktaşlılar öyle yapmaz falan filan değil abi. Biz birbirimizi biliriz. Beşiktaş'ın dışında Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle yurt dışına deplasman maçlarına giden arkadaşlarımızdan da aşağı yukarı hep aynı doneleri alıyoruz. Bir tarihte Beşiktaş Chelsea maçına gittim. Schalke Arena stadına. Hatırlarsanız Chelsea o zaman dedi ki yok savaş var biz gelmeyiz vermeyiz falan diye onu bahane ettiler. Bizim maçımızı Schalke Arena stadına aldılar. Bana dediler ki Zafer abi seni çok elit bir grupla götürüyoruz. Nasıl elit grup? Abi bunların hepsi işi gücü olan, aklı başında, çoluğu çocuğu mesleği olan abiler. Yani öyle orada burada arıza yapmazlar. Sağa sola salça olmazlar falan. Peki abi elit grupla gidelim dedik. Uçak 8'de kalkıyor. Doğal olarak erken gitmen lazım alana. Ben saat 6 gibi falan dış hatlardan içeriye girdim. Bir tane kafede bizim uçağın yolcularını gördüm. Bak sabah daha 7. Elde vodkalar, biralar. Nasıl olsa sabah erken yola çıkacağız diye kimse uyumamış. Akşamdan herkes mazotu doldurmuş. İçmiş. Uçak kalkıncaya kadar da hiç olmazsa burada yine demlenelim. Uçakta da devam ederiz. Japon turistler falan da böyle bakıyorlardı. Çünkü şarkılar, marşlar söyleniyor ya. Bir tane adam gördüler uzaktan. Nevzat abi buraya ya. Üstü çektir kartala falan adam. Japonlar ne oluyor dedi. Adam koştu geldi. Şşşş. Yıkılıyordu şatlar sabah 7'sinde. Ödük koptu Japonların lan ne oluyor diye. Şarkılarla markalarla falan neyse geldik uçağa bindik. Uçak daha havalanmadan içeride marşlar, şarkılar başladı. Havalanırken yine devam. Uçak böyle bir kendini düzledi ya paşam böyle bir hafif yani bir hıza geldi. 225 kişi ayakta ay 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 yapıyorlar. Pilot anons etti. Dedi ki oturun. Yaptığınız çok tehlikeli. Lütfen oturun dedi. Yani aynı anda 225 kişi ay diye tezahürat yapınca uçakta böyle oluyor. Adamı dinlemediler. 5 dakika sonra yine ay falan o koskoca meslek sahibi adamlar böyle ayağa kalkıp böyle falan yapıyorlar. Yani ulan bakıyorum normalde 40 tane adam çalıştırıyor yanında. Bilmem ne abi falan diyorlar. İtibarı var çoluğu çocuğa. Ailesine göstersen reddederler diyorum sana yani. Sen bizim babamız değilsin derler. Kaptan pilot oturmazsanız uçağı Sofya'ya indiriyorum dedi. Tamamen dedi boşaltırım dedi. Yapmayın falan filan. Millet birbiri arkadaşlar yapmayın ya falan filan oldu neyse. Bir sakinleşti ortalık. Bir ara bir baktım ki bir duman. Uçak yanıyor galiba dedim. Atilla abi de Atilla Gökçe ile beraber bizi öne oturtmuşlardı. Şöyle bir arkama doğru bir döndüm. Hiç kimse görünmüyor. Çiçek ızgara salonu gibi. Herkes sigara içiyor uçakta. Anons ediyorlar sigara içmeyin yasak. Ay yine. Hostesler dehşet içerisinde böyle geriye çekildiler. Artık servis mervis falan yok böyle çünkü. Hostes geldiği zaman da hostes abla buraya üçlü çektir kartala diyorlar. Ne oldu anlamadım. Arka tarafta iki kişi durup dururken birbirleriyle münakaşaya başladılar. Otursana kardeşim sen otursana la. Sana mı göreceğim? Ay ben. İndir lan elini. İndirmezsem ne olur lan falan derken birdenbire alkolün de vermiş olduğu ve hani evden ayrılan arsız çocuk psikolojisiyle birbirlerine böyle daha çok yüklendiler. Hani o yemek yediğimiz şey var ya masa açılıp kapanı. Onu böyle yerinden çatırt diye söktü. Sökünce öbürü de geri kalır mı? O da onu söktü. İkisi birbirlerine böyle daldılar. Taraftar bunları ayırmaya çalışıyor. Uçağın ikinci pilotu geldi. Dedi ki herkes yerine otursun. Almanya'ya inişte hepinizi tutuklatırım dedi. Yetkimiz var dedi buna. Hadi hepimiz oturttuk. Bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar falan yükleri de ayırdık falan. Sonra uçak indi. Bunlar hala birbirlerine arkadan ben sana dışarıda göstereceğim karışma lan falan filan yapıyorlar. Mehmet'im gardırop genişliğinde Alman polisi girdi. Mekan odası gardırop yani şöyle. Dev gibi. Şöyle bereleri falan var. Adam geldi hemen hostese sordu. O dedi nerede o arkadaşlar olay çıkaranlar. Biri şu biri de bu. Yanlarına gittiler. Adam bak böyle yaptı. Bir dakika ya falan diyordu. Alman bir yerden yakalıyor Mehmet. Ya şuradan kıstırdı ya da elinden böyle adam yaptı. Arkasından böyle paket fiyonklar gibi plastik kelepçeyi zık taktı. Sen dedi yürü. Öbürü de ya bir dakika gel adam onu da. Bu arkadaşları dediler nezarete atıyoruz. Bunlar Almanya'da maç falan seyredemez. İtalya'ya da gittiğimizde de oldu bu. Portekiz'de de oldu. Her yerde oldu. Sınırdan geçerken adam bir bakıyor ki ha maç için gelenler var ya hepsini mümkünse bir yere alalım. Diğerlerini de sivilden gelenler hani
maçla alakası olmayan insanlar gelsin. Hem de toplu olarak görünüp toplu olarak hareket edin, toplu olarak araçlara binin diye maça gelenleri ayrı bir yere alıyorlar. Mesela diyor ki signore, grazie signore, ben Jorge de Berge yapıyor. Yani, diyor ki buradaki sıraya geçin diyor, herif böyle yapıyor. Ne oluyor ya? Arkadan biri, bir dakika ya! Hop! Ya bir şey yok. Adam diyor ki sıraya gidin sıraya. Neyse gittik abi. Boyumuzun ölçüsünü aldık. O arkadaşlar maçı seyredemediler. Schalke bizi 2-0 ne yendi galiba, elendik. Maçtaki en büyük gözlemim, bizim oturduğumuz tribünün tam alt orta partisinde böyle yaklaşık 150 kişilik bir grup, tamamı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli formalarla bizim maçı seyrediyorlardı. Bize destek vermeye gelmiş Galatasaraylı ve Fenerbahçeliler. Maçın devre arasında iki grup arasında kavga çıktı. Bak Beşiktaş oynuyor Chelsea ile. Kavga edenler Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar. Ne diyorsun lan? Konuşma lan falan filan pataküte. Şimdi bunlar birbirine dalınca güvenlik de, security de geldi. Herkes kaçışıyor tabii kavga bize sıçramasın diye. Bunların etrafını böyle çember halinde kol kola girip çevirdiler abi. Hiç kavgaya müdahale etmediler ama. Kol kola girdiler, giderek yaklaşıyorlar, giderek yaklaşıyorlar. Tam böyle sıkıştırdılar. Sonra işte uçakta gördüğümüz gardırop gibi Almanlar var ya. Onlar gelip alabalık havuzundan alabalık alır gibi böyle alıp götürdüler. Alıp orayı komple temizlediler. Dediler ki buraya da kimse oturamaz. Boş kalacak burası. Peki baba oturduk. Boyumuzun ölçüsünü aldık gittik. Bir başka deplasman maceram daha oldu. Sporting Lisbon maçına götürdüler beni. Bir rakı firması davet etti. Deplasman meyhanesi konsepti. Aslında güzel düşünce. Gittiğin ülkede Türk takım taraftarlarına deplasman meyhanesi konsepti yapıyorsun. Rakı var. Rakı mezeleri var. Orada bir mekanı kiralıyorlar. Bedava gelen maça gelenleri misafir ediyorlar. Beni de çağırdılar sağ olsunlar. Abi dediler sen de gel falan. Gittik Sporting Lisbon Beşiktaş maçı seyredeceğiz. Lisbon'da gezdiler, dolaştırdık falan filan neyse. Maçın başlamasına böyle bir 4-5 saat var, bana telefon ettiler davet eden firma. Dediler ki ya Zafer abi, bizim deplasman meyhanesi için ayırdığımız yer 250 kişilik fakat şu ana kadar katılım çok az. Twitter'dan bir yazsan arkadaşlar bekliyorum buradayım falan diye. Mümkün mü? Olur dedim. Ben de yazdım. Beşiktaşlılar, Lisbon'dayım, deplasman meyhanesindeyim, gelmek isterseniz bekliyorum falan dedim. 600 kişi geldi Mehmet'im. Dükkan 250 kişi. Zaten Lisbon'da 3000-5000 Beşiktaşlı var. 600 kişi geldi. Yat limanı gibi bir yer var. Orada iskelelerin üstünde kurulu bir restoran. Bak restoran böyle çıt 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 böyle sallanıyordu. İçerisi tabii Beşiktaş bayrakları bayrakları falan filan. Rakılar makılar da içildikten sonra ay bir başladı. Diğer restorandaki müşterilerin hepsi yemeği memeyi bırakıp bize bakmaya başladılar. Dediler ki burası nasıl canlı bir topluluk, yaşıyor yani. Sonra organizasyon yapan adamlar dediler ki burası stada çok yakın. En az aşağıda 12 tane otobüs var. Buradan meyhaneden çıktıktan sonra otobüslere bineceksiniz. Otobüse bindikten sonra sizi buradan stada götüreceğiz. Statta maçı seyrettikten sonra aynı otobüslerle tekrar sizi şehire döndüreceğiz dediler. Tamam dedik. Maçın başlama saati yaklaşıyor ya, 2 saat var, 1,5 saat var. Giderek alkol dozu da arttı. Bir panik çıktı. Ne oldu falan? Dediler ki Beşiktaş taraftarı otobüsleri kaçırmış. İçiyorlar, içiyorlar heyecandan, kendilerini gaza getiriyorlar tabii. Ya stat burası zaten yetişiyor. Olur mu abi, erken gidelim. Takım ısınmaya çıkarken destek verelim. Kardeş aranızda ağır vasıta ehliyeti olan var mı? Ben. Herkes birer tane otobüse atlamış, milleti doldurup götürmüşler. Portekizli şoförler diyorlar ki bizim arabalar ne olacak? Bizim organizatörler dediler ki merak etmeyin, buradan otobüsleri alıp herhalde Almanya'yı kaçıracak halleri yok koskoca Portekiz'de. Yani neticede bir heyecanlandılar, coştular. Stadın oraya götürmüşlerdir. Biz de gidelim stadın oraya falan. Tamam dedik. Gittik, evet hakikaten otobüsler orada. Maçı seyrettik. Sporting Lisbon bizi 3-1 yendi. Anons ettiler. Dediler ki önce Lisbon taraftarı çıkacak. Bir yarım saat sizi bekleteceğiz. Lisbon taraftarı çıktıktan sonra yaklaşık 1,5 kilometre kadar yürüyeceksiniz. İşte bir güvenlik şeridi var, orayı geçeceksiniz. Otobüsleri götürmüşler çünkü. Sizin için özel metro getirdik dediler. O metroda sizi şehrin merkezine bırakacak. Tamam bekledik. Anons ettiler, çıkın. Stattan bir çıktı. 3500 kişiyiz gece karanlığında. Sporting Lisbon taraftarları karşı kaldırımlarda bekliyorlar. Bizimkiler hemen bizi bekliyorlar, mevzu var. Ya adamlar bizi zaten 3-1 yenmiş. Bir de bizi abi istedikleri formaları değişelim, atkıları değişelim. Yani hatıra olarak bunu değişelim diye adamlar kibarca geliyor, biz ne oluyor ya? Akıllanın falan yapıyoruz yani. Lisbon sokaklarında gece yürürken bak mağlup olduğumuz halde Beşiktaş taraftarı böyle bir başladı, alemin kralı geliyor diye. Bütün balkonlarda Lisbonlular balkonlara çıktılar, alkışlarla bizi
uğurladılar abi. Bir kişi de hani el kol hareketi yapmadı, bir şey atmadı. Bizdeki gibi bir dakika ne oluyor lan diyen olmadı. Üçüncü maceramda tarihi bir maç abi. Beşiktaş'ın Napoli'yi 3-2 yendiği maça gittim İtalya'ya. Napoli taraftarı özellikle çok kriminal bir taraftardır. Liman kenti olduğu için. Ve bir de İtalyanların hani en gariban dedikleri ve İtalyanların da böyle snobe ettikleri. Ama bence dünyanın en güzel kentlerinden biri. Çünkü yani Maradona gibi büyük futbolcunun iki defa şampiyon yaptığı Napoli kentinden bahsediyoruz. Biz maça gittiğimizde Napoli'yi daha o sene ne İtalya'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde hiç kimse yenememişti. Yine İtalya'ya girerken de aynı şey oldu. Signore, signorita, gördük ve derdi perge falan diyor. Ne oluyor ya falanlar oldu. Arkadaşım adam sıraya girin diyor. Ha pardon falan. Otele gittik falan, yerleştik. Dediler ki sokakta 2 kişi, 3 kişi gezmeyin. Kalabalık gruplarla gezin. Üstünüzde Beşiktaş forması atkısı olmasın. Allah Allah, niye? Napoli taraftarı saldırıyormuş. Kime saldırmışlar? İşte bizim Beşiktaşlı bir divan kurulu üyesi bir kardeşimiz galiba. O oğluyla beraber gezerken 4-5 kişi bunlara saldırıyorlar üstlerinde Beşiktaş forması olduğu için. Sille tokat dalıyorlar ve işte saati çalıyor, cüzdanı çalıyor falan filan. Cep telefonunu çalıp kaçıyorlar. Bir de bıçak varmış tabii ellerinde de adamların. Sustalı bustalı falan bir şeyler var. Tabii hemen taraftarlar arasında yayıldı. Napoli taraftarı bıçak falan filan var. Hiç aklıma gelmez abi. Bir anda millet kemerleri çıkardı. Hele o Almancılarda var ya Mehmet, bir toka var. Bak böyle. Şarapnel mermisi. Ya böyle kafaya koyduğun anda karpuz gibi ayırır o toka yani. Bayağı silah bildiğin yani. Ay yıldız var önünde böyle bu kadar mesela. Onu böyle bırakmış buradan tutmuş böyle gelin lan diyor. Müthiş sokak arbedeleri yaşandı. Şimdi bizim taraftarda uyanık. Sen bana saldırırsan, çakallık yaparsan ben de rahat durmam abi oldu. Önden iki kişiyi kek olarak gönderiyorlar tamam mı? Mesela sen Gökhan'la Mehmet ediyorlar ki yavrum siz Beşiktaş forması giyin bizden bir 50 metre önden yürüyün. Bunlar da arkada kendi formalarını atkılarını saklamış ama ellerde kemerler arkada böyle gizli gizli geliyorlar sokakta dağınık dağınık yerlerde. Napoli'nin çakalları bakıyor ki o iki tane keklik geldi. Biz 10 kişiyiz bunlara bir saldıralım. Bir saldırıyor 50 kişi yandan geliyor. Büyük arbedeler. Hatırlıyorsunuz maçı 3-2 kazandı. Napoli taraftarı çıldırdı. Şimdi ilk defa kentte kendilerine posta koyan bir taraftar gördüler. Bir de mağlup oldular. Dışarı çıkacağız çıkamıyoruz. Beşiktaş takımı da çıkamıyor. Müthiş bir yağmur yağıyor. Gece artık 12 oldu, 1 oldu, 1.30 oldu. Dışarıda böyle sirenler yanıyor. Polis lambaları bilmem neler falan. Bir şey var, bir faaliyet var yani. Niye gidemiyoruz? Ne oluyor mu oluyor? Dediler ki Napoli taraftarı çıkışta sizi sokak aralarında bekliyor. Ya bu grubu gönderirsek Napoli'de büyük kavga çıkar. Tabii bizimkiler hemen önlerin kanlısı gelsin lan buradayız falan oluyor. Kardeşim deplasmandayız yapmayın akıllı. Hatta Candaş Tolga da hatırlayacaktır onu. Beşiktaş Napoli maçından sonra özel uçakla bir deplasmana gidecekti. Malatya'ya mı? Bir yerde bir maçı vardı galiba. Candaş gidip İtalyanlarla konuştu. Dedi ki bu büyük skandal olur. Bizi bırakın dedi ya. Yani. Önce takımın gitmesi lazım. Biz sabah 5'e kadar orada kaldık abi. Ya yağmur yağıyor ya yağmur durunca otobüsten aşağı iniyoruz. Sigara içiyoruz. Yağmur yağınca otobüsün içine giriyoruz falan. Adam Napoli'nin emniyet müdür yardımcısı. Dedi ki ben 15 yıldır bu kentte görev yapıyorum. Ben ilk defa Napoli taraftarının kaçtığını gördüm dedi. Biraz şiddete yatkın insanlar da olsalar tarihi binaların ve tarihi eserlerin farkındalar ama sizin taraftar benim gözümü korkuttu dedi adam. Yani bunlar yatmadan dedi gidemezsiniz. Neyse sabah 5-5.30 oldu. Artık yavaş yavaş böyle insanlar dağılmaya başladı. Kent sakinleşti. Ertesi gün hiç uyumadan tabii bir yerden bir yere aktarmadan sonra havaalanı. Havaalanı ilk böyle geçerken bana dedi ki polis dedi Lazio taraftarıyım dedi. Ben Lazio'nun fanıyım dedi. Dün akşam dedi Beşiktaş'ı tuttum dedi. Üç oldu değil mi dedi. Tabii uçağa bindik tekrar. Gelişteki coşku daha fena. Kalkıştan itibaren Allah'ın bir kralı geliyor ama bu sefer ayakta sallananlar yok. Bir de İstanbul'a doğru inerken o tezahürat anı muhteşemdi yani. Bu vesileyle hani siyah beyaz da giydik ya biraz Beşiktaş hikayeleri oldu ama izleyenlerimiz kusura bakmasınlar kimseyi incitmek ya da aşağılamak gibi bir niyetimiz yok. Ama bizim taraftar öyle yapmaz, sizin taraftar böyle yapar diye değil. Hepimizin aşağı yukarı gösterdiğimiz reaksiyonlar birbirinin aynı abi. Evet.